Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Palmiye yayınlarının 10. sınıf deneme sınavının matematik çözümlerinin ikinci bölümünü yapacağız. İkinci bölümde 16. soruyla başlayalım. Sorumda arkadaşlar A ve B boş olmayan bir küme, A ve B kümesinin elemanlarını vermiş, tanımlı birebir olduğuna göre demiş. Şimdi biz arkadaşlar birebir fonksiyonu nasıl tanımlayacağız? Önce onu bahsedelim. Birebir fonksiyonun her bir elemanın karşı tarafta değer kümesinde farklı bir elemana gitmesine biz ne diyeceğiz? Birebir fonksiyonu. Şöyle bir şekilde düşünürsek, yani biz bunu buraya götüreceğiz, bunu buraya götüreceğiz, bunu buraya götüreceğiz arkadaşlar. Burada ne kadar eleman varsa hepsi bir yere gidecek değil mi? Birebir fonksiyonun özelliği bu. Şimdi birebir fonksiyonun arkadaşlar sağlayabilmesi için karşı tarafta çok fazla elemanın olması lazım ki ben tanım kümesi olarak rahat bir şekilde hareket edebileyim. Onun dışında karşı tarafta sınırlı bir sayıda eleman olsa ben rahat bir şekilde hareket edemediğimden dolayı birebir şartını sağlamamış olurum. Onun için şartım şu. SA'nın elemanı küçük eşittir SB olması lazım. Yani B kümesinin elemanı fazla olsun ki birebir için bir şartım olsun. Bize arkadaşlar burada SA'yı 3n eksi 1 vermiş. Küçük eşittir. SB de n artı 15. Ben n'i karşı tarafa atarsam 2n küçük eşittir 16'dan. N dediğimiz ifade küçük eşittir 8 gelmesi lazım. Tamam, bizden neyi sormuş? N'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi eşit de olabildiği için arkadaşlar ben N'e en fazla 8 diyeceğim. Yani cevabımız A seçeneğidir. 17. sorudayız arkadaşlar. Sorumun uzun olduğuna bakma. Soru normalde sade bir soru. Şimdi bana bir grafik vermiş. Bu grafikte hangisinin neye karşılık geldiğine bakmamı istemiş. Yukarıdaki arkadaşlar tabloda ilk hafta günlük sardıkları sarma evet, kilogram cinsinden verilmiştir. 7 günden sonra itibaren sardıkları miktar sabittir. Yani biz 7. güne kadar olanı bulacağız. Ondan sonra sabit bırakacağız. Eda ve Lale'nin Lal mı? Evet. Eda ve Lal'ın arkadaşlar günlere göre beraber sardıkları yaprak sarmasının kilogramını gösteren grafik hangisidir? Şimdi bunlar 1. gün 3 kilogram yaprak sarması saracaklar. 1. günü 3'ü gösteren olmadığı için gitti. Bakın 1. gün 0 olduğu için gitti. Birinci gün sıfır olduğu için almıyorsun. Üçüncü gün sıfır olduğu için almıyorsun. Bitti. Devam edelim. Belki şık elememiz lazım. Daha sonra arkadaşlar ikinci gün topladığımızda kaç gelecektir burası? 5. Diğeri 7. Hep 2 2 artıyor. Bakın görün. En son arkadaşlar 15 kilogram yaprak sarması yapacaklar. Bakın 7. günde 15 kilogram yaprak sarması sardıkları için bundan sonraki hepsi sabit gelecektir. Yani cevabımız D seçeneğidir. 18. sorudayız. R'den R'ye arkadaşlar tanımlı olan fonksiyonun grafiği nedir demiş. Biz burada şimdi sizde yavaş yavaş grafik çizelim. Grafik çizebilmemiz için arkadaşlar burada kritik noktam önemli. X eşittir 4 kritik noktadır. Yani biz bunu ayırırken arkadaşlar 4'ü kritik nokta olarak alacağız. Bakın şu kritik noktası yani fonksiyonun aslında ayrıldığı yer, kırıldığı yer, parçalandığı yer. Nasıl anlarsan anla. Yani şurası bak kritik noktası parçalan değil eksi 1 bölü 2 olduğundan dolayı değildir diyorsun. Bunun kritik noktası bakın burada kırılmış değil mi? Kritik noktasını atıyorsun. Bunlar olabilir. Ama biz size bu fonksiyonun grafiğini çizelim. Bir diyelim ki x büyük eşittir 4 için bir de x küçüktür 4 için çizelim arkadaşlar. Fonksiyonun grafiğini çizerken y eşittir 2x artı 1'i kullanacağız. Burada da y eşittir 3x eksi 3'ü kullanacaksınız. Yani x büyük 4 için üstteki fonksiyon, küçük için alttaki fonksiyonu kullanacaksın. Bu fonksiyonu arkadaşlar yerine yazarken 1 x eşittir 0 için diyeceksin grafik çizerken. X yerine 0 yazarsan y 1 olur. Y yerine 0 için dersek arkadaşlar y'ye 0 verdiğimizde x eksi 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Şimdi biz bunları aşağıda grafik çizerken kullanacağız. Burada da arkadaşlar yine x eşittir 0 için dediğimizde y dediğimiz ifade eksi 3 olur. Y eşittir 0 için dersek, x dediğimiz ifade y'ye 0 verirsek, eksi 3'ü karşı tarafa atarsak, x de 1 gelecektir. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Sonra bu ifadeleri arkadaşlar bir grafikte birleştireceğiz. Hatta şunu şöyle uzatalım biz. Şunu da şöyle uzatalım. 4 şurası olsun. Tam kırılma noktamız 4 olsun. Biz 4'ten büyük için arkadaşlar 1 ve eksi 1 de geçmesi lazım. Onu yapalım. Y 1'de geçecek. Şurası 1 olsun. Diğeri de eksi 1 bölü 2 olsun. Şöyle mavi ile çizelim biz bunu. Hatta şöyle çizelim. Gölgeli olsun biraz.
Nasıl hatta şöyle çizelim, daha sonra birleştiririm ben onu. Şöyle arkadaşlar, maviyle çizelim. Çizelim. Çizdik. Biz bunu çizdikten sonra arkadaşlar şu dörtten sonraki kısmı alıyorsun. Hani dörtten büyük dediği için şu önemli. Dörtten büyük, dörtten sonrakileri şöyle çizeceksin bakın. Şu bizim için ne oldu? Fonksiyonun grafiği oldu. Bu bir. İkinci için y eşittir eksi 3 vereceksin. Onu da kırmızıyla alalım. Y'ye eksi 3 verdik. Şurası eksi 3. X'e de 1 verdik. Burası 1 oldu. Bunu da çizerken aslında nasıl çizeceksiniz? Şu şekilde çizeceksiniz. Çizerken böyle gelecektir. Bu da 4'ten öncesi için olacaktır. 4'ten öncesi için de ben bunu alırsam yine birleştireyim şöyle. Birleştirdiğimizde arkadaşlar böyle bir grafik meydana gelecektir. Yani şu grafik biraz grafiğimiz düzensiz oldu ama sıkıntı yok. Biz bu grafiği arkadaşlar bu şekilde çizmiş olduk. Yani grafiğimiz hangisine çok benziyorsa cevabımız odur. Bakın şu grafiğimiz arkadaşlar A şıkkına benzediği için cevabımız A seçeneğidir. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. 19. sorudayız. Bize bir fonksiyon verilmiş. Aslında bir eşitlik verilmiş. F1 fonksiyonun 5 olduğundan bahsetmiş. F100'ün değerini soruyor arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Aslında zor kategorisinde bir sorudur. Biz bu fonksiyonu düzenleyelim. X artı 2 çarpı f(x) artı 1 eşittir. Eksiği diğer tarafa atarsam x artı 3 çarpı f(x) oldu ise. Burada da arkadaşlar şunu yapacağız biz. Her iki tarafı f(x) yani f'leri bir tarafa toplarsak f(x) artı 1 bölü f(x) diyeceksin buraya eşittir. Diğerlerini de bir tarafa topladık. Yani x artı 3 bölü x artı 2 diyeceksin. Bunları yazdıktan sonra biz bu değerleri teker teker yerine yazalım. Yerine yazarken şuradan başlayacaksın. Bundan sonrası önemli. X yerine 1 vereceksin. X yerine 1 için dersek, çünkü 1 verdiğimiz zaman f1'i bildiğinden dolayı yola çıkacaksın. F2 bölü f1 eşittir. X yerine 1 yazarsam 4 bölü 3 yapar. Burada dikkat etmen lazım çünkü hata yaparsan soruyu götürürsün. Yanlış çıkma ihtimali fazla gelir. X yerine 2 yazarsak arkadaşlar f3 bölü f2 dediğimiz ifade eşittir. 2 yazdığımız zaman bakın bundan her birinin yerine 2 yazıyorsun. 5 bölü 4'tür diyeceksin. X yerine 3 yazalım için diyelim. Buradan da f4 bölü f3 eşittir. X yerine 3 yazdığımızda ise 6 bölü 5 gelecektir. Ve biz bunu bu şekilde arkadaşlar götüreceğiz. Götürdüğümüz yerde en son f100 istediği için ben burayı 100 yapan ifadeyi 99 vermem lazım. Yani x yerine 99 yazarsak 99 için f100 bölü f99 eşittir. 99 yazarsak buraya da 102 bölü 101 gelecektir. Bunları bulduktan sonra şunu yapıyorsunuz artık. Sil yöntemimize geldik. Buradaki arkadaşlar tüm terimleri taraf tarafa çarpıyorsun. Örneğin f2 bölü F1 çarpı F3 bölü F2 çarpı gidiyorsun en sonunda F100 bölü F99 diyorsun. Kendi değerlerine bakalım. Yani biz 4 bölü 3 ile 5 bölü 4'ü çarpacağız. Sonra arkadaşlar 6 bölü 5 en sonunda 102 bölü 101'i çarpacağız. Dediğim gibi biraz zor bir soru ama güzel gelecek şimdi. Sonra arkadaşlar bakın bunlar bu şekilde sadeleşecek hep. 1. Yukarıda kalan ifademiz f100 bölü f1. Aşağıda o kaldı. Burada da bakın 4'ler, 5'ler, 6'lar giderse 102 bölü 103 olarak bulunacaktır ise. Sonra en son bir adımımız kaldı. F100'ü bilmiyorsun zaten. Buraya F100 dedik. Bölü. F1'i biliyorsun yukarıda bana 5 verilmiş. Ben şurada pardon şurası 3 gelecekti. 102'yi de 3'e bölersem arkadaşlar 34 yapar. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman F100 dediğimiz ifade 170'i verecektir. Yani cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 20. sorudayız arkadaşlar. 20. soruda bana bir fonksiyon tanımlamış. Fonksiyonda F2 ifadesini soruyor. Tamam, biz bu fonksiyonda aslında kural oluşturacağız. Bakın içiyle dışı arasında bir benzerlik kurmaya çalış. Ya, x kare var. 3x kare var ama eksi 3x kare. İçeride eksi x var. Dışarıda 3x var. 1 var ama burada 7 var gibi.
Burada arkadaşlar biz bir bağıntı kurmaya çalışırsak şöyle diyeceğiz. F x kare eksi x artı 1 eşittir. Dışarıdakiler içeridekilerin eksi 3 kat olduğu için eksi 3 katını aldığını düşün. X kare eksi x artı 1 diyelim. Bakın sonra arkadaşlar biz bunu 3'ü dağıttığımız zaman eksi 3x kare artı 3x artı eksi 3'ten dolayı ben buraya 10 eklersem sorun kalmaz. Yani biz buraya arkadaşlar düzenlemiş oluruz. Sorun basit. Tekrar söylüyorum. İçindekinin dışına benzetmek için eksi 3 katını aldık. Sadece tek kafanızı karıştıran nokta hani sabitten eksi 3 gelecek burası. Ama ben toplamının 7 olmasını istiyorsam artı 10 eklemem lazım. Şunu diyeceğim o halde bakın kuralı oluşturdum. Bir tane x fonksiyonu olsun. İçindekinin eksi 3 katını alıp 10 eklemem lazım. Bizden neyi sormuş? F2'yi. X yerine 2 yazarsam arkadaşlar eksi 6 artı 10'dan cevabımız 4'e eşittir. Yani cevabımız A seçeneği gelecektir. 21. sorudayız arkadaşlar. Sorun bir tanım sorusu. F fonksiyonu çift fonksiyon. Çift fonksiyonsa arkadaşlar burada bilmem gereken tek dereceli terim olmaması. Tek fonksiyonsa arkadaşlar çift dereceli terim olmayacak. Bunları yazdıktan sonra düzenleyelim. Fx fonksiyonu 4x kare yazdık. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar GA artı B değerini sormuş. Biz burada A ve B değerlerini kolay bir şekilde bulabiliriz. F fonksiyonunda tek dereceli terimler olmayacaksa x'in kat sayısını sıfırlamamız lazım. Şunu diyebiliriz o halde. A eksi 1 eşittir 0 ise A'nın 1 olması lazım. Sonra tek fonksiyonsa arkadaşlar çift dereceli terimler olmayacak. Ben burayı sıfırlamam lazım. B eksi 2 ifadesi 0 ise B'nin de 2 olmasını isteyeceğim. Bunları yazdıktan sonra gelip teker teker yazalım. Fx dediğimiz fonksiyon neye eşittir? A yerine ben 1 yazarsam zaten gider. 4x kare artı 3'tür. Gx dediğimiz fonksiyon ise A yerine arkadaşlar 1 yazarsam 3 tane x'in küpü A yerine yine geldim 1 yazdım artı 2x diyeceğim. Bizden GA ile yani A zaten 1'di. G1 ile B'nin toplamını istemiş. 2'yi toplayacaksın. G1 nedir? Onu da buradan çıkartabiliriz artık. G1 dediğimiz ifade x yerine 1 yazarsak 5 gelir. Buradan arkadaşlar G1 5, burası da 2 ise topladığımızda cevap 7 olarak bulunacak. O da C seçeneğini verecektir. 23. sorudayız arkadaşlar. Bir A kümesi ve B kümesi verilmiş. A kümesi A'nın elemanı FA artı A 11'den küçük eşit olmak üzere kaç tane F fonksiyon tanımlanabilir demiş. Biz şimdi burada şöyle yapacağız aslında. A kümesini A'dan seçeceğiz. Diyeceğiz ki A eşittir 2 için. Şunu diyebilir miyiz o halde? F2 artı 2 küçük eşittir 11 ise F2 dediğimiz ifade küçük eşittir 9. Bu birincisi. A'yı arkadaşlar 4 için diyelim. A'ya 4 dersek F2 artı F4 artı 4 küçük eşittir 11 ise demek ki F4 dediğimiz ifade küçük eşittir 7 olması lazım. Sonra biz A'ya 6 diyeceğiz. Bunları böyle sıralayacağız. F6 artı 6 küçük eşittir 11 ise F6 küçük eşittir 5 gelmesi lazım. Bir sonrakine geldik. A yerine ben 8 yazarsam F8 artı 8 küçük eşittir 11 ise F8 dediğimiz ifade küçük eşittir 3 olması lazım. Bundan sonra artık arkadaşlar iki tane fonksiyon oluşturacaksın. Bu fonksiyonda sayılarını bulacağız. Bakın şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. Fonksiyon sayılarını oluşturalım. Birisi A kümesi olsun, bir tanesi B kümesi. A, B. A'nın elemanı 2, 4, 6, 8. B'nin elemanı 1, 3, 5, 7 ve 9. Şimdi biz F2'nin 9'dan küçük eşit olmasını istiyorsak biz buradaki arkadaşlar 2'yi 5 tane elemana götürebiliriz. Sonra 4'ün 7'den küçük eşit olmasını istiyorsan 1, 2, 3, 4 tane elemana götürebiliriz. 6'nın 5'ten küçük eşit olmasını istiyorsan 3 tane elemana götürebiliriz. 8'in arkadaşlar 3'ten küçük eşit olmasını istiyorsam 2 tane elemana götürebiliriz. İşte bunların çarpımı bana fonksiyon sayısını verecektir. Hepsini çarparsak arkadaşlar 120 gelir. Cevabımız D seçeneğidir.
24. sorudayız arkadaşlar. R'den R'ye birim fonksiyon. Birim fonksiyon dediğimiz ifade içi dışı bir. İçi neyse dışı aynı. Sabit fonksiyonda arkadaşlar bir sabit değere eşit olacak. Yani biz G fonksiyonunu aslında C sabiti gibi düşüneceğiz. Burayı yazdıktan sonra gelip düzenleyelim. 1. F fonksiyonu arkadaşlar. Birim fonksiyonsa içi A artı 4 ise dışının A artı 4 olması lazım. Eksi A bölü. Alt tarafta G sabit fonksiyon olduğu için C diyorsun. Eşittir 2 diyeceksin. Şu eksi A ile A sadeleşir. İşler dışa çarpımı yaparsam 2 tane C dediğimiz ifade 4'e eşitse C'nin 2 olması lazım. Şimdi C 2 ise arkadaşlar zaten G fonksiyon sabit bir fonksiyondu. Bu da 2'ye eşit olmak zorunda. Cevabımız A seçeneğidir. 25. soruda şöyle bir ifade var. Yine f fonksiyonu verilmiş. Bizden f10 istenmiş. Burada arkadaşlar öncelikle şunu oluşturalım. F5'i bilmiyorsun. F5'i oluşturman lazım. Onun için şöyle diyorsun. X eşittir 8 için. Çünkü 8'den 3 çıkartırsak 5 elde ederiz. F8 eksi 3 artı F5 eşittir. X yerine karşı tarafta 8 yazarsam 16 artı 4'ten 20 geldi. Yani 2 tane F5 dediğimiz ifade 20'yi veriyorsa F5'in 10 olması lazım. Bunu bulduk. F5 yerine gelip 10 yazıyorsun. Şimdi senden F10'u istiyor. F10'u istiyorsa arkadaşlar ben X yerine 13 yazmam lazım. Çünkü 13 yazarsan 13'ten 3 çıkardığımızda 10 elde etmiş oluruz. Yani F10 artı F5 zaten 10'du eşittir. Buradan da arkadaşlar 2 çarpı 13 26 artı 4 diyeceğim. Bir kere daha düzenlersem F10 eşittir. 10'u karşı tarafa atarsam 30'dan da 10 çıkardığımda cevabımız 20 olacaktır. Yani o da C seçeneğidir. 26. sorudayız arkadaşlar. Murat ve İdil evleri arasında şekil 2 gibi doğrusal bir yol bulunmaktadır. Kendi evlerinde bulunan Murat ve İdil aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. İdil dakikada 15 metre, Murat dakikada 20 metre yürüyor. Tamam. Yani Murat'ınki 20, İdil'inki 15 arkadaşlar. Birbirlerine doğru hareket edecekler. Sorun yok. Murat ve İdil x 10'dan küçük olmak üzere yani 10 dakikanın altında olmak üzere x dakika sonra aralarındaki mesafeyi veren fonksiyon kuralı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bunların biz 1 dakikada aldığı yola bakalım. Murat 1 dakikada 1 çarpı 20, 20 metre yol alır. İdil de 1 dakikada 15 çarpı 1'den 15 metre yol alır. Sonra biz bunları şöyle düşüneceğiz aslında. Fx fonksiyonu. Arada 350 metre yol var. Eksi 1 dakikada aldığı yollar toplamda arkadaşlar 35 metre. Biz şöyle yapacağız. 1 dakikada 35 metre alırlarsa 35 çarpı x. Şu da x dakika olarak bulunacaktır. Yani biz fx arkadaşlar böyle bulduk. 350 eksi 35x. Yani cevabımız C seçeneğidir. 27. sorudayız arkadaşlar. Naz öğretmen tahtaya iki farklı fonksiyon yazıyor. Sınıfta bulunan Can, Mert, Sibel ve Arzu'ya aşağıdaki soruları soruyor demiş. Bu soruları biz cevaplayacağız arkadaşlar. 4 öğrenci de sorulara doğru cevap verdiğine göre hangi öğrencinin cevapları aynıdır demiş. Şimdi arkadaşlar biz f ve g fonksiyonlarını biliyoruz. Biraz yazı küçük kaldı burada. F fonksiyonu 2x eksi 1. F 2x eksi 1. G fonksiyonu ise x artı 2. Öncelikle arkadaşlar biz bu işlemlerin sonuçlarını bulalım. Yani şu ne anlama geliyor? 2 tane fx eksi gx fonksiyonunu bulacaksın aslında. Biz f fonksiyonunu 2 ile çarparsak 4x eksi 2, g'yi çıkardığımızda ise eksi x eksi 2 gelecek. Buradan da arkadaşlar 3x eksi 4 fonksiyonunu elde etmiş olacağız. Yani 2 f eksi g fonksiyonunu elde ederek. O halde biz gelip burada yerine kaç yazalım? 4 bölü 3 yazalım. Yani bunu yerine 4 bölü 3 yazarsak 3 çarpı 4 bölü 3 eksi 4'ten sadeleştirdiğimizde bunun cevabı 0 çıktı. Buradan da biz şunu bulacağız. F2 bölü G2. F2 dediğimiz ifade x yerine 2 yazarsak 3 olur. G2 dediğimiz ifade arkadaşlar 4, 3 bölü 4 geldi. Buradan ise F eksi 2 çarpı G eksi 2 yapacağız.
F eksi 2 zaten buradan 3 eksi 5 gelir. X yerine eksi 2 yazarsam. G'de x yerine eksi 2 yazarsam 0 gelir. Eksi 5'te 0 çarptığımda 0 geldi. Zaten aynı olanları soruyordu benden. Can ve Sibel'i işaretleyip geçeceğim. Yani B seçeneğidir. 28. sorudayız arkadaşlar. X pozitif tam sayısı için x'in en büyük asal çarpanı olarak gösterilmiş. Örneğin şöyle bir sayı olsa atıyorum. Kaç olsun? 40 olsun. 40'ın en büyük asal çarpanı arkadaşlar 2 ve 5'lerden oluştuğu için ben 5 alacağım. Bunun gibi düşüneceğiz. Şimdi bir tanım vermiş bana. X çift ise x'ten asal çarpanın en büyüğünü, x tek ise x'ten asal çarpanın en büyüğünü toplayacağız. Biz o halde F48'i yapalım. F48 hangi sayıya giriyor? Çift sayıya. Yani bu da 48 eksi üçgen içinde 48. Tamam. 48'in asal çarpanları 2'ye 3 olduğu için biz burada en büyük asal çarpan 3'ü alacağız. Yani 48'den ben 3'ü çıkardığımda cevabım 45 olması lazım. Bir sonrakiyle devam edelim arkadaşlar. F35. F35 tek sayı olduğu için şunu alacağız. Yani 35 artı üçgen içinde 35 olması lazım. Tamam. Burada arkadaşlar 35'in çarpanı 5'e 7 olduğu için ben en büyük çarpan 7'yi alacağım. 35'e 7 eklediğimde cevabımız 42 olması lazım. İşte bunları topladığımızda bunları mı demiş? Evet, bunları toplayalım. Şunu çıkardığımızda 45 geldi. Buradan da arkadaşlar evet topladığımızda 87'yi elde etmiş olacağız. O da A seçeneğidir. 29. sorudayız. Aşağıdaki sayma sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon makinesi verilmiştir. Bu makineye giren birbirinden farklı 3 sayının çıktıları toplam en az kaçtır? Sayma sayılar kümesinde sayma sayılar kümesi nedir aslında? 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar giden sayılara biz sayma sayılar diyeceğiz. Farklı 3 sayının çıktıları toplamı en az kaçtır demiş. O zaman ben arkadaşlar çıktının bir tanesini 1 alırım. Çıktının bir tanesini 2 alırım. Çıktının bir tanesini 3 alır. Bunları yerine yazar toplarım. X yerine 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 artı 1'den 3 gelir. X yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 artı 1'den 5 gelir. X yerine 3 yazdığımızda biz bunu 7 olarak buluruz. İşte topladığımızda arkadaşlar çıktıların toplamı en az 15 yapar. O da E seçeneğidir. Denememizin son sorusundayız arkadaşlar. A'dan B'ye bir tane fonksiyon verilmiş. FA kümesi verilmiş bana. FX fonksiyonu verilmiş. Buna göre fonksiyonun tanım kümesi nedir demiş. Biz bunları çok sıkça çözdüğümüz soru tipleri aslında. Bize arkadaşlar FA verildiyse, A isteniyorsa yani aslında şöyledir bakın mantık. A verilmiş şuradaki FA isteniyor. Buradaki arkadaşlar pardon A isteniyor FA verilmiş. FA verilmişse sonuç bellidir. Sonuç belli olduğu için biz bu fonksiyonların her birini teker teker FA'ya eşitleyeceğiz. 3x artı 1 eşittir 7. 3x artı 1 eşittir 10 diyeceğiz. Düzenlersek bunu karşı tarafa attığımızda x eşittir 1 gelmesi lazım. Bunu diğer tarafa atarsam arkadaşlar 2. Bunu diğer tarafa atıp 3'e bölersem x eşittir 3 gelmesi lazım. İşte bunlar A kümesidir. 1, 2, 3'ü alır diyeceğiz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.